Bugün 18 Mart 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Asker Hastanesi şehitliğinde tören düzenlendi. Türkiye'de Çanakkale'den sonra en büyük ikinci şehitlik olan Edirne Asker Hastanesi şehitliğinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İyi Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, askeri personel ve öğrenciler katılım gösterdi. Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Vali Vekili Sıtkı Zehin anıt şeref defterini imzaladı. Şehitler için dua okunması ve şehitliğe karanfil bırakılmasının ardından Edirne Asker Hastanesi şehitliğinde düzenlenen tören sona erdi. Anma törenleri Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki programla devam etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı ve şehitleri anma günü dolayısıyla Edirne Emel Özgür Subaşı Ay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen gösteriler ilgiyle izlenirken duygu dolu anlar yaşandı. 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Üsteğmen Adem Topal yaptı. 108 yıl önce bugün 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Bu tarih Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 4768 numaralı kanun ile 2002 yılından itibaren aziz vatanları için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla aynı zamanda Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının şehadeti ve gazinin pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimize de nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. 18 Mart 1915'te Amiral Derove Komutası'ndaki İtiraf Devletleri Donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için büyük bir taarruz başlattı. Ancak bir süre sonra Müttefik Donanması'nın 3 sırılısı Nusrat Mayın gemisi tarafından boğaza döşenen mayınlara çarparak ve tabyalardan yapılan top atışlarıyla battı. Üçü de ağır hasar görmüştü. Ayrıca iki muharip ve 7 mayın tarama gemisi de batırılmıştı. Donanmanın 800 kişilik asker kaybı da eklendiğinde donanmanın savaş gücünün 1/3 oranında yitirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında panikleyen İtiraf Devletleri Donanması boğazı terk etti. Yaşadıkları bu hüsranın ardından Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğini anlayan İtiraf Devletleri 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaparak Boğaz'ı geçmeyi denemiş. Ancak Çanakkale Savaşları'nda askeri bir deha olarak ön plana çıkan Yarbay Mustafa Kemal'in çok isabetli ve ileri görüşlü muhakemesi neticesinde hedeflerine ulaşamamışlardır. Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp cepheye uğrayan cefakar anaların ve analarının elini öperek hakkını helal et ey şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana diyen yiğit ve kahraman Mehmetçiğin, tarih sahnesine çıkan ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır. Konuşmanın ardından lise öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 18 Mart gösterisi büyük beğeni topladı. Dün gibi hatırlıyorum. Bir arkadaşım vardı, Hasan. Onunla birlikte bir 18 Mart sabahı Gelibolu'da baharı bekliyorduk.
Etraf sessizdi kardeşler. Sanki kainat nefes almıyordu. Sonra o sessizliği bozan bir şey oldu. Gelen bahar değil, güllelerdi. Gelen çiçek değil, kurşunlardı. Hasan'la bir ağacın arkasına gölgeye sığındık. Bir kurşun, bir kurşun daha. Kulakları söyleyen bombalar patlıyor. Arkadaşlarım, yaralılar, ölüler. Bir anda fırladım düşmanın üstüne. Tek bir kurşun, tek bir kurşun. Kalbime, o an bir his içimde. Öleceğimi anladım. Ben Molla Ali oğlu Ahmet Çavuş. Benim hikaye Çanakkale'de yazıldı, Çanakkale'de bitti. Ama hamdolsun, vatan kurtuldu ya düşman elinden. Kanımız boşa akmadı ya, hamdolsun. Bugün rahat döşeklerimiz, huzurlu yuvalarımız varsa, çocuklarımızın yüzüne utanmadan bakabiliyorsak ve güneş her gün yeni bir umutla doğuyorsa ve gücü korkulu nefeslerle bölünmüyor korkumuz, bedeli Çanakkale'de ödendiği içindir. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sedat Üstündağ, her yıl 10 milyon 400 bin insanın aşırı tuz ve hipertansiyona bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirterek tuz sessiz bir seri katil dedi. Kendi yaşından ve cinsinden beklenenden çok daha erken dönemde aşırı tuz ve hipertansiyonla ilişkili yaşamını kaybetmiş oluyor. Edirne'de 14-20 Mart tarihleri arasında kutlanan Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehirde faaliyet gösteren işletmeleri ve sağlık personellerine yönelik program düzenlendi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen etkinlikte Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sedat Üstündağ aşırı tuz kullanımının oluşturacağı sağlık sorunları hakkında bilgiler verdi. Profesör Doktor Üstündağ, felç geçiren her 4 insandan 3'ünün aşırı tuz tüketiminden hayatını kaybettiğini ifade ederek tuzun sessiz bir seri katil olduğunu söyledi. Üstündağ, aşırı tuz tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğine dikkat çekti. Yaş gruplarına bakın, 50-60 yaş arası, kendi yaş grubu. Yarısından fazlası hipertansiyon. Hipertansiyon olmamak bir farklı anormal durum gibi düşünebiliriz. Yani yaş ilerledikçe daha yüksek bir hipertansiyon yaygın olabilir. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım ise Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük tuz tüketimi için 5 gram ve altında bir önerisi olduğunu ve bu 5 gramın tepeleme bir çay kaşığına denk geldiğini aktardı. Yani neredeyse biz bunları günlük aldığımız yiyeceklerin hepsinden bu tuzu alabiliyoruz. Aslında ekstra bir tuz atmamıza gerek kalmıyor. Niye önemli bu tuz? Kalp damar hastalıkları açısından, hipertansiyon açısından, İnmeler açısından, daha sonraki komplikasyonlar açısından çok önemli. Evet, biz genelde olaya şöyle bakıyoruz, ben de öyleyim, yani biz Türk milleti olarak öyleyiz. Tatsız ve tuzsuz yemek deriz, böyle bir tabirimiz vardır. Evet, ağzımızın tadı kaçmıyor tuzlu yerken ama hipertansiyon ve sonrasında gelişen inme ataklarıyla felçli kaldığımız zaman bizim ve tüm sevdiklerimizin gerçekten ağzının tadı kaçıyor. O yüzden bunu baştan düşünüp ona göre hareket etmekte hepimiz için fayda var. İş insanı ve bilgisayar mühendisi Volkan Evren Gökalan, İYİ Parti'den 28. dönem Edirne Milletvekili adayı olduğunu açıkladı. İş insanı ve bilgisayar mühendisi Volkan Evren Gökalan, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyerek 28. dönem için Edirne Milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Basın toplantısına İYİ Parti İl Başkanı Serpil Tütüncü, Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcı Gören ve partililer de katıldı. Yaklaşık 8 aydır çalışmalar yaptığını belirten Gökalan, adaylığının gerçekleşmesi durumunda da Edirne ve Edirne halkı için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Herkesi kucaklayan siyaset anlayışıyla göreve talip oldum. Bunu da siz değerli Hazirun ile paylaşıyorum. Büyük zaferler uzun soluklu pes etme işler içerir. Bu pes etme iş ne kadar büyük olursa hikaye de o kadar büyük olur. Ben arabasının önü çöp kamyonuyla çevrilen, konuşacağı salonun elektrikleri kesilen,
evine baskın yapılan cesur lider Meral Akşener'in partisinin, İyi Parti'nin bir neferi olarak milletvekilliği aday adaylığım için aday adaylık sürecimi başlatıyorum. Bunu siz partililerimiz ve her zaman beraber yol yürüyeceğim değerli hemşerilerimin huzurunda kamuoyuna açıklıyorum. Hakkımda ve hakkımızda hayırlısı olsun. Olursa sevinmem, kaybedersem üzülmem şiarını felsefe edinmiş bir insanım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kararım bugün alınmış bir karar değil. Uzun zamandır sahada çalışmalar götürüyoruz. Partimiz adına Edirne genelinde verimli bir çalışma yaptık. Yaklaşık 8 ay kadar bir süredir bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Çalışma yaparken öncelikle Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in selamlarıyla Edirne'limizi ve Edirne genelinde kendimizi halk arasında aday adaylığım için temayül oluşturdum. Adaylığımın gerçekleşmesi durumunda bu süreçte yaptığım gibi bundan sonra da sizlerle birlikte her kapıyı çalıp, her eli sıkıp, her haneye gireceğiz. Seçimlerden birinci parti çıktığımızda merhem olup kanayan yaraları nasıl daha deva olacağımızı anlatacağız. Peşinden gidecek cesaretiniz varsa bir gün bütün hayaliniz gerçek olur. Cesur liderimiz Meral Akşener zerre kadar inancından taviz vermedi, geri adım atmadı, tereddüte düşmedi. Biz de bu inanç ve azimle Edirne'li ve Edirne halkı için çalışacağız. Bugün iktidarın yaşattığı rahatsızlıkları ve vatandaşın içinde bulunduğu... Edirne'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde, kaçak cep telefonu, bir adet metal dedektör ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3650 euro ile 2500 dolar para ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler tarafından son bir haftalık süre içerisinde icra edilen faaliyetler çerçevesinde 4 gram uyuşturucu madde, 15 adet cep telefonu, 1 adet metal dedektörle suçtan elde edildiği değerlendirilen 3650 euro ve 2500 dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında Çanakkale'yi vazgeçilmez yapan Türk'ün istiklal aşkı, vatan ve bayrak sevgisidir. Çanakkale öncelikle Balkan travmasının yenildiği, ardından emperyalizmin yenilebileceği bilincinin beyinlere ve yüreklere kazındığı zafer alanıdır. Çanakkale Kurtuluş Savaşı'nın ön sözüdür ifadelerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Tercan tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Çanakkale'yi geçilmez yapan Türk'ün istiklal aşkı, vatan ve bayrak sevgisidir. Çanakkale öncelikle Balkan travmasının yenildiği, ardından emperyalizmin yenilebileceği bilincinin beyinlere ve yüreklere kazındığı zafer alanıdır. Çanakkale Kurtuluş Savaşı'nın ön sözüdür. Çanakkale Milli Mücadele Kahramanı'nın doğduğu yerdir. Mustafa Kemal Kara Muharebelerinin Anafartalar Kahramanı olarak İstanbul'u kurtarmıştır. Türk milletinin kaderini değiştirecek olan milli kahraman Çanakkale'de doğmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ayrıca Çanakkale'yi şöyle özetlemiştir. Balkan Harbi'nde alnımıza sürülen lekeyi Çanakkale'de temizleyebildik. Vatan insanların özgürce, baskı ve zulümden uzak, huzur içinde yaşadıkları kutsal topraklardır. 18 Mart 1915 Türk milletinin destan yazdığı tarihtir. Bugün Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini, Çanakkale geçilmez sözleriyle vücut bulan kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla Türk milletinin varoluş mücadelesinin temelinin atıldığı gündür. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yıl dönümünde kutsal vatan topraklarını canları pahasına savunarak bu büyük zaferi milletimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Çanakkale kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Çanakkale destanını anlamak, hayatı, hakla batılı anlamaktır. İnancı, vatanı anlamaktır. Bugünü, yarını anlamaktır. Batıl içeride ve dışarıda aynı batıl. Hak, kıyamete kadar hak. Dün de, bugün de, yarın da. Hiç değişmeyecek. Çanakkale, milli birlik ve kardeşliğin, cesaret ve mücadelenin, haysiyet ve hamiyetin şehadetle perçinlenmiş tarih anıtı.
hakkıdır. Deniz Zaferimizin 108. yıl dönümünde Çanakkale'den düşmanı geçirmeyen aziz şehitlerimizin ve kahraman neferlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Çanakkale'de ne kale ne silahlı düşmanı durduran, Türk'ün yüksek imanı ve kararlılığı karşısında cümle zalimler diz çöktü. Selam ve dua olsun Türk'ün başkumandanına ve onun şanlı ordusuna. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan ya istiklal ya ölüm diyen tüm kahramanlarımızı minnet ve rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar inşallah. Edirne'de Türk ve yabancıları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardığı iddiasıyla hakkında 28 yıl, 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Jandarma Komutanlığı asayiş ve jasat ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve teknik takip sonucu Türk ve yabancıların yurt dışına çıkışına imkan sağlama suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan EY isimli şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen EY isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Şahıs adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevi evine teslim edildi. Edirne'de yarın hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 14 derece olması bekleniyor. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Fatih Mahallesi, Ali Rıza Atatürk Caddesi No.1'deki Uygar Eczanesi, Londra Asfaltı No.35'teki Aytaç Eczanesi, Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.